Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip Anadolu, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmıştı. Üç tarafı denizlerle çevrili, dağları, yaylaları, ovaları ve kadim şehirleriyle güzel vatan Anadolu. Ve Anadolu'yu ne kadar tanıyıp biliyoruz ve ne kadar geziyoruz. Ve ünlü düşünürümüz gitmediğiniz yer sizin değildir diyor. Ve biz çevremizi, bölgemizi, ilimizi, kentimizi ne kadar çok tanıyoruz. Sanayi bölgesi Kocaeli ve Kocaeli'nde bir güzel bölge Ormanya ve Ormanya'nın kamp alanındayız ve bulunduğumuz bu yer Kocaeli'nin ücretsiz tek karavan kamp alanı ve karavanlar istediği gibi gelip burada kalabiliyor, elektriğini, suyunu, her şeyini alabiliyor. Hemen İzmit'in yanı başında burası. Bölgeyle ilgili bilgi alacağız. Merhaba efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Emin ben, yapım işleri sorumlusuyum. Ormanya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, İzmit merkezi 30 kilometre mesafede, hem E5'e hem otobanın geçiş güzergahı üzerinde. Karavan park olarak düşündüğümüz bu alanda, bu iki geçiş noktasına yakın bir yerde. Ormanya 2000 dönüm alan üzerine kurulu, doğal yaşam alanı olarak bir yer. İçinde 50'ye yakın türden, toplam 500'ün üzerinde hayvan sayısıyla misafirlerini bekliyor. Yani sadece karavan kampı değil, burası geniş bir alanda. O alanı birazdan bir gezelim. Yani burada karavanla kamp yapanlar hem burada tatilini yapacak. 200 metre aşağıda Sapanca Gölü, 25 kilometre yukarıda Kartepe ve 2000 dönüm yer üzerindeki doğal park alanı. Doğru. Peki neden kamp, karavan kamp alanı? Niçin böyle bir ihtiyaç duyuldu? Biraz bilgi verir misiniz? Kaç metre, nedir? Nasıl karavanlar, ücret alınıyor mu? Buyurun. Burası tamamen ücretsiz şu anda. Karavan park alanı, bütün tesis tamamen ücretsiz, giriş çıkışlar ücretsiz. Sadece karavan değil, buradan işte turlarla gelen turistler de aynı şekilde buradan faydalanabiliyor. Çadır ve kamp alanı olarak 25 dönümlük bir arazi bıraktık. Eğer ihtiyaç olursa alanı büyütebiliriz, alan sıkıntımız yok, alanımız büyük. Şimdilik 25 dönümlük bir alan bıraktık. Ücretsiz olmasının sebebi de bu bölgenin turizm açısından tanıtımı için ücretsiz düşünüyoruz şu anda. Hem yerli hem yabancı turistlere bu bölgenin tanıtımı için ücretsiz düşünüyoruz şu anda. İlerleyen etaplarda ücretli olur mu göreceğiz. Ama hakikaten güzel. Müthiş ağaçlar var, meşe ağaçları. Ve meşe ağaçlarının tarzı başka ve arkamızda da çok sayıda hayvanın, 50 çeşit, evet, 300'e yakın hayvan türünün olduğu bir doğal yaban hayatı da, doğru, tabiat parkı da var efendim. Doğru. Yani burayı salt hayvanat bahçesi olarak düşünmüyoruz. Biz içeride orman okulumuz olacak, macera parkları olacak. Yaklaşık 100 dönümlük bir mesire alanımız var. Yani burada insanlar sadece hayvan görmeye gelmeyecek. Şehrin bütün stresinden uzaklaşmak için hafta sonu değerlendirebilecekleri çok güzel bir doğal yaşam alanı olacak burası. Biz Kocaeli'den geldik değerli izleyenlerimiz. Gelir gelmez bu güzelliği görünce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'na telefon ettik. Sayın Başkanım, zamanınız, zemininiz müsaitse buyurun gelin. Biz Devralem TV ve Sakarya TV ortak çekim yapıp burayı dünyaya tanıtmak istiyoruz dedik. Sayın Başkanımız şu an çok yoğun olduğu için sizleri görevlendirdi. Ben hem Sayın Başkanımıza, Sayın Genel Sekreter Yardımcımız Ali Bey'e, tüm yetkililere teşekkür etmek istiyorum. Rica ederiz. İçeride birazdan diğer alanı da göreceğiz. Sizin vesilenizle de diğer misafirlerimizi bekliyoruz. Biz gezeceğiz oralar. Efendim neler söylersiniz? Siz de burada görevlisiniz. Evet efendim. Burada ben araç sorumlusuyum. Gelen turist sayımız gayet çok yoğun, yüksek kapasitede. Ne kadar geliyor efendim günlük, haftalık? Hafta içi biraz sakin, 4000-5000 civarlarında gelen vatandaşlarımız var. Diğer Arap vatandaşlarımız da geliyor. Onlar da burada yani görüyorlar. Buranın bu şekilde hiçbir yerde bulamadıklarını ifade ediyorlar. Onların bilgilerini, fikirlerini alıyoruz. Gelen okul gruplarımız oluyor. Gelen dışarıdan gelen işte gruplaşıp da gelen, burada ikamet etmek isteyen, sabah kahvaltısını yapmak isteyen, akşam yemeğini yemek isteyenler, hepsi burada bir bütünleşebiliyoruz. Onların görüşlerini alıyoruz. Onların sıkıntılarını, sorunlarını, ne yapılması gerektiğinin bilgisini alıyoruz. O şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar hassasiyetli bir şekilde davranıyoruz. Aman bozulmasın efendim. İnşallah. Biz maalesef biraz korumayı da bilmiyoruz. İnşallah burada konaklayanlar,
Burayı ziyaret edenler, bu güzelliği, bu yaban hayatını, bu doğallığı keşfedenler dostlarına da anlatsın ama burayı da korusun. Acaba ne kadar tanıyoruz burayı? Biz Gebze'den ikinci kez geldik. Daha önce de bir canlı yayın yaptık burada. Ve bakalım karavan gördük. Sizler merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Biz İzmit'ten geliyoruz. Karavanlarımız var. Her hafta böyle bir doğal yaşam alanlarında kamp yapıyoruz. İzmit için çok büyük bir eksiklikti bu. Gerçekten güvenliği olabilen, su, elektrik, tuvalet ihtiyacı olabilen kamplar İzmit'te maalesef çok yok. Çok güzel bir doğaya sahip olmasına rağmen böyle imkanların olmamasından dolayı hep başka şehirlere gidiyorduk. Çanakkale'ye gidiyorduk. Siz buraya kaçıncı kez gelişiniz? Burayı nasıl? Evet, ilk kez geliyoruz. İlk kez duyduk. Nasıl ilk kez duydunuz? Gerçekten ilk kez duyduk. Yani bir bence tanıtım eksikliği var. Bunun çözülmesi gerek. Böyle güzel bir yer için burasının dolup taşı olması lazım bugün. O zaman lütfen şu an Sakarya TV ve Devralem TV'nin de canlı yayınındasınız ve buradan karavan meraklılarını, karavan kesinlikle. Biz geçtiğimiz hafta birkaç hafta önce burada Türkiye Karavan Federasyonu Genel Başkanı ile söyleşi yaptık. Demek siz İzmitli karavanlar. Arkadaş da mı İzmitli? Evet. Siz de mi ilk kez geldiniz? Ben daha önce hayvanat bahçesi kısmını dolaşmıştım. İşte Şaban abi sayesinde sağ olsun böyle bir mekan açılacağını karavancılar için. Zaten Mehmet abinin de söylediği gibi İzmit'te böyle bir eksikliğimiz vardı. Karavanlarımız da böyle ailecek kamp yapabileceğimiz. Biz daha çok doğaya çıkıyorduk. Hiç kimse olmuyor. Biz orada daha rahat ediyoruz. Ama eşli olduğu zaman illa bir kamp alanı isteniyor tabii ki doğal olarak. Buraya da bu vesileyle duyduk ve bugün işte gelip... İlk defa mı duydunuz siz? Karavan, evet, ilk defa duyduk. İzmit'e bile maalesef duyuramamışız o zaman, bizim eksiğimiz. O zaman buradan bir çarede bulunalım. Şöyle bir gelin, bu hanımefendiler de öne gelsinler. Şöyle bir çarede bulunalım değil mi? Karavan meraklılarına ki İstanbul hemen kesinlikle, buranın yanı başında. Kesinlikle. Tüm karavan camiası. Şöyle bir ikiniz de böyle seslenin efendim. Bütün karavan camiasına sesleniyoruz. Çok güzel bir yer yapılmış. Evet. Güvenlik, elektrik, su sorunu olmayan, ulaşım sorunu çok kolay olan bir yer. Herkes gelmeli, görmeli burayı. Kesinlikle ilk fırsatta burayı denemelisiniz. Herkesin çok memnun kalacağına inanıyorum ben. Özellikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İzmit için çok güzel bir fırsat. Turizm açısından çok güzel bir değer. İnşallah yaşayanlar olarak da bu değeri farkında olup gereken kıymeti gösterebiliriz. Hanımefendiler de var. Şöyle bir gel bakalım. Neler söylersin bacı? Bak şuraya doğru. Hadi seslen bak. Ben de buraya geleceğim aslında bilmiyordum. Çok mutlu oldum görünce. Çünkü ben hayvanlara aşık bir insanım. Bütün hayvanları çok severim. Ben buraya ilk defa geliyorum ve yani ben aslında buraya görünce çok mutlu oldum. Hayvanları çok seviyorum ve babam bana buraya geleceğini bilmiyordum. Babam bana sürpriz yaptı. Aslında hayatımda çok az hayvanat bahçesi geçmişimdir. Küçükken gezmişimdir normalde ve bunların hepsini unuttum. Yani bu benim için çok güzel bir şey olacak. Hangi gezmek. Hayvanları gördün burada bakalım? Hiç görmedim daha şu ana kadar. Öyle daha mi? Merak gezmek. Ediyorsun. Neler var neler. Neler var. Sen de mi ilk kez geldin bacı? Hayır, ben önceden geldim. Nasıl geldin gördün? Anlat bakalım. Hadi bakayım. Hadi. Genelde burası çok güzel bir yer. Ama hayvanların tipi bana göre çok komik oluyor. O yüzden pek alışık değilim hayvanat bahçelerine. Neleri gördün burada sen? Maymunları falan gördüm. Koyunlar. Zebralar vardı. Başka. Atlarımız var. Evet, atlar da vardı. Başka. Park da vardı oynamak evet, için. Allah, sen büyümüş de küçülmüşsün ya. Sen şöyle bir gel bakalım. Büyümüş de küçülmüş bu bacımız, bu kızımız. Ha, bir çağrıda bulun buraları görmeyenlere. Ya. Gelsinler mi? Odun toplamak biraz zor olduğu için ben de pek zor buluyorum odunları. Kamp yapacak çünkü odun bulmayacak. Öyle mi? Evet. Ha, o zaman... Odun da temin edin yani böyle değil mi yani? Yardımcı olun. Oo bak. Buraya gelmek isteyenler sadece İzmit'te olun. Evet, gitmek gerekiyor. Seyahat etmek gerekiyor. Keşfetmek gerekiyor. Ve Yüce Yaradan Kur'an'ında bile gezmez misiniz? Gezin, ders alın, eski kavimlerin yaşadığı yerleri görün diyor. Ve
Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür diyor. İlimdir, irfandır diyor. O kültür de tarih, doğa, tabiat. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız tabiat turizmi diye çok önemli bir kampanya başlattı. Tabiat turizmi. Biz kültür ve inanç turizmini biliyorduk ama tabiat turizmi noktasında da gerçekten yapılacak çok önemli şeyler var. Keşfetmemiz gerekiyor. Kocaeli sanayi bölgesi olarak biliniyor ama Karadeniz'e 59 kilometre kıyısı var. Karadeniz'de Giresun'dan sonra ikinci en önemli ada Kocaeli Kefken Adası. Hemen Sapanca Gölü'ne kıyısı bulunan bir yer. İzmit Körfezi'ne onlarca kilometre kıyısı var. Kocaeli'nin dağları, yaylaları, ovaları ile tarih, kültür, tabiat turizminin önemli destinasyon alanı Kocaeli ve Kocaeli Ormanya'dayız. Uzun Tarla Tabiat Parkı'ndayız, kamp alanındayız. Görüşler aldık, dostlardan bilgiler aldık ve sizlere Uzun Tarla Tabiat Parkı'nı bir başka ifadeyle Ormanya'yı yerinde gezerek tanıtacağız. Burası Uzun Tarla Tabiat Parkı, kamp ve karavan alanı. Evet, şu an Devralem TV, Sakarya TV ortak canlı yayınımız devam ediyor ve biz tam röportajımızı kapattık derken iki tane daha bu kampa karavan geldi ve hemen merhabalar, sizi tanıyalım. Merhabalar, Oğuzhan Hüsemoğlu ben. İzmit'teyiz zaten, bu bölgeye çok yabancı değiliz. Daha önce gezmek için gelmiştik bu bölgeye, çok beğenmiştik. Bu kamp imkanlı olduğunu duyunca da ilk fırsatta buraya geldik. Keyifli bir yer şu an için. Herkesin de gelmesi lazım. Zaten bu bölgenin bu tarz şeylere çok ihtiyacı vardı. Biz geldiğimizde de çok net bir, hani içerisi için tam anlamıyla faaliyete girmemişti ama yavaş yavaş herhalde daha da güzelleşecek. Şu an görüntü yönetmeni Şaban Bey arkadaşımız. Çekimde tanıyor musunuz kendini? Evet evet, daha önce görmüştük. Yani farklı kamp organizasyonlarında, karavan organizasyonlarında görmüştük Şaban Bey'i. Siz neler söylersiniz? Ben Fatih Öz. Biz öğretmeniz. Daha önce Karasu'da oturuyorduk. Oradayken de Şaban Bey'in bir organizasyonuna katılmıştık. Bu Ormanya'yı hep duyuyordum ben ama yani işte doğal yaşam parkı, hayvanat bahçesi, piknik alanı gibi yani bir özelliği var zannediyorduk. Sonra ben yine de bir bakayım dedim bu Ormanya, şu güzel karavan kampı olur dedim. Sonra birkaç gün önce işte Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden Ormanya'nın bilgilerini buldum. Baktım karavan kampı ve işte çadır kampı da var diyor. Emin olamadık gerçekten var mı falan. Ben telefon numarasını buldum, aradım burayı. Var dediler. Var ve hani daha çok hazır değiliz ama var. Açacağız cumartesi günü, ilk arkadaşlar gelecek dedi. Yani ben hemen haberi gönderdim arkadaşlara. Yani dedim bak size bomba bir haberim var, böyle bir şey olmuş dedim. Ve havayı da güzel bulunca hiç kaçırmadan geldik buraya. Çok sevindik. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, neler söylersiniz? Mutluyuz böyle bir yer olduğu için. Çok yakınız buralara. En azından evimize yakın bir yerde kamp yapma imkanı bulduk. Mutluyuz. Neler söylersiniz? Teşekkür ediyoruz. Evet, sizlerden? Bayanları çok uzak tutmasınlar, onu söyleyebilirim. Sadece bu tarz organizasyonlardan bizim en büyük şikayetimiz oluyor çünkü. Bayansız organizasyonlar. Bu sefer biz katılamıyoruz, öyle bir sıkıntı oluyor. Onun dışında burası için mutluyuz. Aynen, çok güzel bir alan zaten. Zaten söylediler. Kocaeli'yi tanıyor musunuz? Kocaeli'de 10 yıldır yaşıyoruz. Tanıtın o zaman Kocaeli'yi. Kocaeli'yi tanıtalım. nasıl? Kocaeli güzel, yaşanılabilir, ilçeleri hoş, gezilebilir bir il. Yani görmek lazım aslında. Gelsin. Ne kadar güzel, görmek lazım diyor. Evet, Kocaeli sanayi kenti olarak biliniyor ama 12 ilçesi, Karadeniz'e 59 kilometre kıyısı, Karadeniz'deki adası, Sapanca Gölü'ne kıyısı ve Kar Tepesi, İzmit Körfezi, binlerce yıllık tarihi geçmişiyle tarih, kültür, inanç ve tabiat turizminin başkenti. Sadece sanayinin değil, turizmin de başkenti. Ormanya'dayız. Uzun Tarla Tabiat Parkı'ndayız. İkisi de aynen ve kamp alanındayız. Tabiat turizmi. Gitmek gerekiyor. Ve sanayi bölgesi Kocaeli'de tabiat turizmi. Uçsuz bucaksız güzellikler. Ve 2000 dönüme yakın Ormanya tabiat ve doğal yaşam alanındayız. Değil. Bulunduğumuz yer hakkında bilgi alalım. Bulunduğumuz yer mesire alanı. Yaklaşık 100 dönümlük bir alan. İçinde WC'si, çeşmeleri olan, voleybol, futbol sahaları olan bir çocuk oyun grubumuz da var. Mesire alanı. Burada ateş yakmak yasak yalnız. Sadece tüplü mangala izin veriyoruz ve tüplü semavere. Buraya ateş sokarsak ikisi. Olmaz diyorsunuz. Evet. Efendim, o kadar uçsuz bucaksız ki özel sağ olsunlar araç tahsis ettiler. Dostlarımız da karavanla burayı tanıtacaklar.
Kocaeli'nin çok büyük bir ihtiyacı olan karavan kampına sonunda kavuşmuş oluyoruz. Yanında da böyle bir tabiat parkı olması çocuklarımız için muhteşem bir ayrıcalık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel, geniş bir arazi olmuş öncelikle. Bir de bu kamp ve karavan olayının işte tuvalet gibi ihtiyaçlarını da çok güzel şekilde orada karşılamışlar. Şimdi bu mesire alanı çok güzel değil evet, mi? Evet, burası çok güzel. Yürüyüş alanları, parkurları çok güzel. Hayvanların doğal ortamlarında yaşaması çok güzel. O özellikle benim şahsen çok hoşuma gitti. Gelinip görülmesi gereken bir yer yine. Ya burası sanayi şehri. Ya insanların hani sürekli çalışıp enerjilerini atmayı hissettikleri bir şehir. O yüzden bu tarz bir yere ihtiyaç vardı. Yani çalışan insanlar için, özellikle bu bölge için çok güzel bir yatırım. Ben ilk defa geliyorum. O yüzden yani buraya, Ormanya'ya ilk defa geliyorum. Kartepe'ye yeni taşındım. Yani yeni taşındım. Buraya ilk defa geliyorum. Ve güzelmiş gerçekten. Yani buraya kadar sizinle geldim. Ben de göreceğim, öğreneceğim. İnşallah güzeldir. Keşfedeceğiz. Evet. Hanımefendi? Aslında benim ben böyle doğal ortamları daha çok severim çok gezdiğim için. Hayvanların da böyle yerlerde yaşaması çok daha iyi bir şey. Ne kadar güzel. Beyefendi? Hayvanların doğal ortamda yaşaması çok önemli. Çünkü hayvanların doğada yaşaması dünya için çok iyi. Aferin. Bravo oğlum ha. Evet, biz de İzmit'ten geliyoruz. Gerçekten muhteşem bir alan. Mesire alanı olarak hem yeşillik olarak İzmitlilerin ihtiyacı olan bir yerdi. Gerçi İzmit olarak sınırlamamak lazım. Artık İstanbul'un yanı başında böyle bir mekan, böyle güzellikler. Herkesi buraya bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi uçsuz bucaksız mesire alanları gerçekten hoş. Yeşillikler, güzellikler ve keşfetmek gerekiyor. İnsanlar gelmiş ücretsiz buraya girebiliyorlar ve 2000 dönüme yakın bölge ve o kadar güzel ki çeşmeleriyle, lavabosuyla, mescidiyle ve oturulacak yerleriyle yok yok. Ve biz Ormanya'yı keşfetmeye devam ediyoruz. Envai çeşit bitki, ağaç türü ve yaklaşık 50 çeşit hayvan ve 300'e yakın adediyle görülmeye değer doğal ortamda güzel bir yer. Çok gelen oluyor mu efendim? Hafta sonları 100 bini gördüğümüz zamanlar oluyor. Hafta içi okullar açıldığı için bu ara 4-5 bin kadar bir ziyaretçimiz geliyor. 100 bin mi efendim? Doğrudur, 100 bini geçtik. Duyduk duymadık demeyin. 100 bin kişinin burayı ziyaret etmesi ve yaklaşık 2000 dönüm alan burası. Ve bir 2000 dönüm daha ilave edileceğini öğrendik ve biz gezmeyi, ziyaret etmeyi, keşfetmeyi sürdürüyoruz. Bu mesire alanın son tarafı. Bundan sonraki alan doğal yaşam alanı, serbest yaşam alanı. Burada hala bizim kontrolümüzde olmayan karacalar, tilkiler, çakallar, bunlar serbest hala bu doğada yaşıyorlar. Yani kafeslerin içinde falan değil. Serbest yaban alanında. Onun dışında bizim çevirdiğimiz sadece tek hayvanlara özel olan yerler var. Orada biz hayvanlar için bir tane gölet yaptık. Bir de sundurma yerleri yaptık. Onun dışında yaban hayatı dediğiniz buranın kendi endemik tabii, türü. Tabii. Kendi tabii, endemik türü. Karacalar, çakallar. Onlar hala doğada yaşıyorlar. Evet, şu anda onların bulunduğu bölgeye gidiyoruz değil bu mi? Sağ taraf onlara ait bir bölge. Peki, bu ağaçlar nasıl korunmuş? O konuda bilginiz var mı? Orman Bakanlığı'nın, Orman İl Müdürlüğü'nün kontrolündeydi burası. Buranın bakımı onlar tarafından yapılıyordu. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Milli Parklardan burayı 49 yılına devraldık. Şu an bakımı bizim üzerimize. Bakımını biz yapıyoruz ormanın. Çok güzel. Bütün yatırımı siz yaptınız. Tabii. Büyükşehir Belediyesi olarak yapıyoruz. Milli Parkların da tabii desteği var bize. Milli Parkların, Orman İl Müdürlüğü'nün. Onlarla koordineli bir şekilde çalışıyoruz burada. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü gerçekten Türkiye'nin bütün o doğal güzelliklerini teker teker tespit ederek tabiat anıtları, tabiat parkları, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün tarihi milli parkları ile 200'e yakın tabiat parkı ve milli parkının olduğunu biliyoruz. Onların içerisinde Kocaeli'de çok önemli tabiat parkları ile bilinen bir bölge. Burası Uzun Tarla Tabiat Parkı. Bir başka ifadeyle Ormanya. Ve Uzun Tarla Tabiat Parkı deyince, Ormanya deyince bu bölgeyi hatırlayacağız ve 2000 dönüme yakın bir bölge burası. 50 çeşit yaban hayvanı türünün
300 adedinin burada yaşadığını biliyoruz. Bir de tamamen endemik ve doğal olarak çakalların, karacaların yaşadığı bir bölge. Gerçekten Kocaeli'nin ve sanayi bölgesi Kocaeli'nin hemen yanı başında böyle bir yerin olduğunu bilmek, öğrenmek ülkemiz adına, tabiat turizmi adına önemli. Bu iki göletimiz doğal göletler. Şu bank ve kamelya dışında herhangi bir müdahale yapılmadı. Buranın kendi habitatı var. Balıkçıl kuşlar geliyor buraya. Yaban ördeklerinin de göç yolu üzerinde olduğu için onların da uğrak yeri. Peki balık türü de var mı göllerde? Tabii. Kocaeli Üniversitesi'yle beraber göllere balık yavruları atıldı. Göllerde balıklar var. Evet, Şaban Bey, Sakarya TV'nin sahibi ve Devralem TV olarak ortak yayın yapıyoruz. Şu anda da Şaban Bey, Sakarya TV'nin sahibi ve özellikle tabiat turizmi, karavan turizmine büyük emek sarf eden bir dostumuz çekimlerini yapıyor ve buraları sizlerin yüksek bilgilerine sunuyoruz, anlatıyoruz. Kocaeli'de böyle bir yerin olduğunu görmek, bilmek ne hissettirdi size? Böyle bakımlı, korunan, temiz ve insanların genel ihtiyaçlarının karşılandığı bir yerin olması kesinlikle çok mutluluk verici. Siz de ilk kez mi geldiniz? İlk kez geldim, ilk kez görüyorum, evet. Buradan bir çağrıda bulunalım. Siz ayrıca sanayicisiniz zannediyorum. Evet. Yani sanayicilerin yoğun olduğu bir bölge. Hemen geldiğimiz yer neresi önümüze? Burası alageyik yaşam alanı. İçeride 40 tane alageyimiz var. Dişili erkekli görüyorsunuz. Şunlar mı? Evet. Sağ taraf 45 dönümlük bir alan. Alageyiklerin yaşam alanları. Alageyik yaşam alanları. Burada hayvanların yemlemesi bizim tarafımızda yapılıyor. Yemleme yapılmadığında bile yeşil ortam olduğu için hayvan kendisi beslenebiliyor. Yani aç kalmadığı gibi bir durumu yok. Her hayvanın yaşam alanında bir göletlerini yaptık. Serinleyebilecekleri, su içebilecekleri, sulukları, yemlikleri var. Görüyorsunuz. Evet, Türkiye tarih zengini olduğu kadar tabiat zengini de, yaban hayatı zengini de, endemik bitki türleri zengini de. Bugün dünya endemik bitki turizmi, tabiat turizmi, tarih, kültür turizmi, daha açık ifadeyle turizm destinasyonlarının çeşitliliği önemli. Türkiye'de aslında her şey var, değil mi efendim? Doğrudur. Afrika'dan getirdiğimiz hayvan bile burada çok rahat yaşayabiliyor, yaşamını sürdürebiliyor, doğaya alışabiliyor. Hangi tür hayvanlar var burada? Biraz bilgi verir misiniz? 50 çeşit hayvan türü olduğunu bildik ama. Yılkı atlarımız var, onlar hemen sol tarafta. Zebralar var, deve kuşları var. Şu anda bildiğimiz bu dağda yaşayan atlar burada değil mi? Yılkı atları. 11 tane atımız var. 65 dönüm alanları var. Yani içeride 3-4 koloni yaşayabilecek bir alan var ama bizim şu anda 2 tane kolonimiz var. Yani hayvanlara yeterli miktarda alanımız var. Alan evet, sistemi. Yılkı atları. Karpaz'da, Kuzey Kıbrıs'ın uç noktası Karpaz'daki o yaban eşeklerini gördüğümüzde acaba sadece orada mı yaşıyor diye düşünmüştük. Aslında Türkiye'de, Afyon'da, Denizli tarafında ve Kocaeli'de de yılkı atların olduğunu öğrendik. Doğrudur. Evet. Nereden getirdiniz bunları? Kayseri'den getirdik. Kayseri'den. Evet, yılkı atları önemli. At deyince biraz durmak gerekiyor. Türklerde at, avrat, silah kutsallık derecesinde önemli ve yılkı atları tamamen yaban ortamda, dağlarda yaşayıp üreyen hayvan çeşitleri. Biz Akdağ Tabiat Parkı'nda, Afyon Sandıklı bölgesinde de çekimler yapmıştık. 500'e yakın yılkı atı ilk kez oralarda görülmüştü. Bir de burada görmüş olduk. Doğrudur. 2 tane de yavru bekliyoruz. Çocuk hayvanat bahçesinin içinde de 6-18 yaş aralığındaki çocuklara at biniş eğitimi veriliyor. Sağ tarafta kızıl geyik yaşam alanları var. 35 tane kızıl geyiğimiz var. Şu an bir tanesi görünüyor. Genelde bu saatlerde orta alanda, biraz daha serin olduğu için orada dinleniyorlar. Bir saat sonra falan ter boylarına, yemleme saatleri yaklaştıkça ter boyuna falan gelecekler. Kızıl geyikler. Evet, kızıl geyikler. Evet, geyikler. O Altay dağlarındaki geyikler, Tanrı dağlarındaki geyikler, Anadolu dağlarındaki geyiklerimiz. Birçok geyik türü Anadolu'muzda da var. O hayvanları keşfetmek, görmek, tanımak ve bilmek gerekiyor. Şimdi doğal ortamdan biraz yapaya gelmiş olduk, değil mi efendim? Doğrudur. Şu an çocuk hayvanat bahçesine doğru gidiyoruz. Burada bütün hayvan türlerinden ikişer, üçer tane koyduk ki çocuklar, yaşlılar, yani bütün alanı gezemeyecek insanlarımız burada diğer hayvan türlerinden falan görsünler diye.
Burada kafes sistemini biz kullanmıyoruz. Yani vatandaşla insan arasında çok bir engel koymamaya çalışıyoruz. Hem insanı korumak için hem hayvanı korumak için onu minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz. İleride hayvanlar, insanlar, çocuklar hayvanları besleyebilirler, su içirebilirler. Lemurları mesela sürekli tel kafeslerde tutulan hayvanları çıplak gözle arada sadece bir su engeli olarak çıplak gözle görebilirler. Evet, çok güzel. Evet, şu anda hemen sağ tarafımız yapay olarak beslenen hayvanların bulunduğu Çocuk Hayvanat Parkı burası. Evet, değerli izleyenlerimiz, burası Kocaeli. Adapazarı Sakarya ile Kocaeli'nin arasında önemli bir yer. Uzun tarla bölgesi ve hemen Sapanca Gölü'nün yakın yanı başındaki bir yer. 2000 dönüme yakın muhteşem bir bölgedeyiz. Ormaniye'deyiz. Uzun Tarla Tabiat Parkı'ndayız.